Hola, señor, buenas. Buenas. ¿Tú tienes boleto para Villa de Leyva? Sí, señor, ya está de salida. ¿Uno? Uno, por favor. 3:40. Mi pasaporte. Ok. Adamı yanlış yazdı. Baruk yazdı. Durgun. Burak Durgun. Así. No Baruk, Burak. Duran? Burak. Buruk. Burak. Burak. B-U-R-A-K. Adamı Baruk yazdı. Burak. Sí. Ok. Claro. Directo a Villa de Leyva. Directo, sí. Villa de Leyva, directo. ¿Cuántas horas? 3 horas y media. 3 horas y media. Gracias. Mano izquierda y aquí atrás puerta 26. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ve buradan çat geçeceğiz diğer tarafa. Oradan da ineceğiz. 5 dakikamız var. Yakaladım vallahi otobüsü ya. Hola señor. Villa de Leyva. Sí, Villa de Leyva. No me digas. ¿Acá? Voy a sacar ese documento. ¿Tienes baño acá? Aquí afuera. Acá, ok. Oh, first is. Gracias. Şu bileti bir göstereyim de. Kaç dakika sonra kalkacak bir sorayım. Tuvalete gidelim, yetişebileceğiz mi bakalım. Koş, 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 koş. Galiba burası. Hola señor. Villa de Leyva. Aha. ¿Tienes 5 minutos para baño? No, deja un baño más rápido. Ah, pero está digna, te preciso. Mira. Gracias. Mira, ya puede ir. Allá hay un orinal. Acá, ok, muchas gracias. Oh. Según que el carro ya se va. Çantayı atalım da şöyle. Ya quiero que yo como de toalla. Ok. Gracias señor. Abi. Işık hızıyla işemem lazım. Nerede lan tuvalet? Biri ıslık çaldı ama bana değildir bence. Oğlum tuvalet yok. Tuvalet yok. Aa şurası mı? Dayılar buraya köpürtüyor. Ha açık tuvalet, tamam. Ha bak şurası tuvaletmiş. Şimdi buraya bir köpürtelim. Şu arabaya bineceğiz. Sarı kırmızı Valle de Tenza yazıyor. Ona bineceğiz, sonra da Wind Tourism. Oh be, yetiştim. Kaç numara benim acaba? Fark ediyor mu? Sizce 23 var mı? 23. Gracias señor. 23 nerede? 23. Ha burası. Işık hızıyla geldim var ya, ışık hızıyla. 5 dakika kala biletimizi aldık. İşedik. Çikolatamı aldım. Aloe vera suyu alacaktım kendime. O yokmuş. Kola vardı dedim, onu ver abla. Hiç fark etmez yani, yeter ki otobüsü kaçırmayayım bak. Şöyle bir tane kola aldım. Şöyle de bu çikolatadan gördüm. Bundan aldım, maksat aç gitmeyelim çünkü öğle yemeği yemedim. Nasılsınız dostlar? Keyifler nasıl? Vallahi yoruldum, terledim de birazdan şunu çıkarayım. 3,5 saatlik bir yolculuğumuz var. Burası Bogota terminali, şöyle göstereyim artık. Bogota'dan ayrılıyoruz. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Ben arkadaşımın köyünü ziyaret etmiştim. Yani çiftlik evini ziyaret etmiştim. Orada birazcık böyle vakit geçirmiştim. Daha sonrasında tekrardan Bogota'ya döndüm. Bir gece kaldım. Şimdi erkenden, çok da erken sayılmaz, öyle otobüsüne yetiştim. Sabah otobüsüne yetişemedim de. Bu otobüsü yakaladık. Buradan da Villa de Leyva diye yazılıyor. Villa de Leyva diye okunuyor. Öyle bir köye gideceğiz. Bakalım, umarım keyifli geçer. 3,5 saatlik bir yolculuğumuz var. Şöyle otobüsü de göstereyim. Yolculuğumuz başlasın. Villa de Leyva'ya geldik şimdi. Burası Leyva'nın terminali. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle ufak dolmuşlar da var. Bu sanırım çevre köylere gidiyor. Benim de birkaç yere uğrama planım var. En azından bir tane ekstra köy ziyaret etmek istiyorum. Vallahi tam da hava kararırken vardık terminale.
Güzel zamanda geldik. Çok karanlıkta gelmek istemiyordum. O yüzden saat 2 otobüsüne yetişmeye çalıştım. Bir 45 dakika rötarla geldik ama güzel zamanda geldik. Hava tam kararmadı. Şöyle haritadan baktım bir de. Bak biz şuradayız. Terminal burası. Hop, şu mavi olan işaretli yerde benim hostelim. Aha benim hostel burası. Alegria Hostel. Aa, oyda buradaymış. Burayı başka bir yer zannettim. Hola, buenas noches. Hello, I'm Burak. Si, I'm Burak. Welcome. Thank you. Aa, futbol mu? Voleybol. Aa, voleybolmuş. Latin America? First time. First time. Yeah, first time Latin America, but I came Colombia 2 times. Like, okay. I came for a couple days, then went to Jamaica, and then came back again for travel. You went to Jamaica? Yes, I went to Jamaica. Yeah, I do. You like Jamaica? No. No? Odama yerleştim şimdi. Şu yatak benim. Gördüğünüz gibi böyle yan yana yatakları dizmişler. Burada konaklayacağız. Gecelik 5 dolar. Burada 2 tane duşumuz var. Şöyle göstereyim. Burası da tuvalet. İstersen dedi çantanı buraya koyabilirsin dedi. Böyle kiler gibi bir alan var. Birazcık karanlık. Dilersen çantanı oraya koyabilirsin dedi. Geceliği 5 dolar. Alegria Hostel. Buranın en ucuz hosteliydi. Bahçesi çok güzel görünüyordu. Gösteremedim. Bayağı karanlıktı. Şimdi bir yemek yemeye çıkalım da yarın sabah ben daha böyle gündüz vakti bir bahçeyi falan gösteririm. Şöyle bir restoran buldum kendime. Kocaman hangar gibi ya. Tavuklu pilav söyledim. Böyle bayağı sebzeli tavuklu mükemmel görüntülü bir pilav geldi. Yanında patates kızartması, salata var. Muz kızartması var. Burada acı sosumuz var. Burada da ketçap sanırım bu. Yanında bir de guanabana, sütlü guanabana doğal meyve suyu söyledim. Şu grup komple yaklaşık 5 dolar. Şöyle göstereyim sizlere. Afiyet olsun. Tadına bakacağım. Mükemmel gözüküyor ya. Olay bu abi. Sadece tavukla pilavı değil. Böyle sebzeli mebzeli yapınca mükemmel oluyor. Bayılıyorum ya. Ay çok sevindim şu an. Günaydın, günaydın. Aa, kaldığım yerin bahçesi. Dün akşam karanlıktı, gösteremedim. Şurada mutfak var. Burada odalar var, böyle arkaya doğru gidiyor. Burada da bir tane oda var. Burası daha kalabalık. Benim kaldığım odadan daha büyük, daha kalabalık. Bir de çok doluydu. O yüzden bana şu yukarıdaki odayı verdiler. Şansıma tek kalıyorum. Başka kimse yok. Aa, da burada kalıyorum. Şöyle arka tarafta bahçe var mı acaba? Merak ettim ya. Çok güzel yapmışlar. Böyle boyamışlar her yeri. Rengarenk. Ha bak, özel odaları da böyle. Ha yo. Ha evet, burası bak, şurada 2 kişilik bir yatak var. Burada da böyle 2 kişilik bir yatak var. Aile odası gibi düşünebilirsiniz. Arkaya da bir bakalım şöyle ne varmış. Burada bir şey yok. Şöyle 2 tane tüp var. Neyse, ana haber bültenlerine çıkmadan uzaklaşalım. Ha, kaldığım yerin bahçesi burası. Gayet güzel. Şöyle masa sandalye var. Mutfağın içerisinde de masa sandalye var. Böyle ortak alan gibi. Takılabiliyorsunuz burada. Hadi bakalım gezmeye başlayalım. Villa de Leyva'yı en önemli noktasından gezmeye başlamak istiyorum. Zaten çok ufak bir yer burası. En önemli yeri de burası. Meydanın büyüklüğüne bakar mısınız? Plaza Mayor burası. Şurada da hemen kilise var. Biliyorsunuz Güney Amerika'da meydan olur ve hemen yanında da kilise olur. Burası Latin Amerika'nın en büyük meydanıymış. 14.000 metrekare yazıyordu internette. Hakikaten de büyükmüş ya. İnsanlar bu meydanı ziyaret etmek için buraya geliyorlar ve tabii çevreyi de ziyaret ediyorlar. Burası meydanı yine ünlü. Aynı zamanda İspanyol döneminden kalan kolonyal bir kasaba. Bazı kaynaklarda kolonyal köy olarak da geçiyor ama
buranın köyü ile kasabası arasında sadece nüfus farkı vardır diye düşünüyorum. Yani yapı itibariyle o kadar benziyorlar ki birbirlerine. Ya tabii bu benim genellediğim bir şey. İlla ki farklar vardır ama benim şu ana kadar gözlemlediğim yapı itibariyle köyler ve kasabalar çok benziyorlar birbirlerine. Sadece nüfus farkı oluyor. Buranın nüfusu 17 bin. Bayağı da geniş bir meydan varmış ya. Hani şimdi bilgi olarak 14 bin metrekare deyince insanın kafasında bir şey canlanmıyor ama buraya gelince fark ettim yani hakikaten büyükmüş. Çok da hoş gözüküyor baksanıza. Kiremitten çatılar, eski tip evler. Gayet hoş gözüküyor. Ta arkasında çok güzel bir dağ manzarası. Zaten otobüsle geldiğiniz zaman Bogota'dan çok kolay geliniyor bu arada. Direkt otobüsler var buraya. Şu dağların arkasından geliyorsunuz. Böyle Boyaca'ya doğru gidiyor. Ondan sonra dönüyor. Dağların arasından bazı köylere uğrayarak buraya geliyor. Yol üstünde şeyler var. Yerel köyler var. Çok da bir farkı yok aslında buradan. Sadece burada şeye dikkat ettim. Kolonyal dönemden kalan yapılar daha fazla. Öteki köylerde sadece kilise ve meydan çevresinde ama burada bu çevredeki evler de kolonyal dönemden kalan evler yani belli oluyor gördüğünüz zaman. O kolonyal kokuyu alıyorsunuz hemen. Güneş çıkınca insanlar kendilerini gölgeye atmış. Baksana meydan boşaldı. Etrafta kafeler, restoranlar, hediyelik eşya dükkanları, şu karşıda müze, bu tarafta bankalar var. İnsanlar öyle saate olunca güneş tabii tepeye çıkıyor. Ben de şapkamı taktım çünkü hakikaten yakıyor yani. Keşke güneş kremi falan da sürseydim. Hiç aklıma gelmedi. Direkt tak diye öyle saati güneş vakti kendilerini şeye atıyorlar. Gölgeye ya da kafe restoranlara atıyorlar. Vay güzelmiş burası. Bak sen şurada kaldığını düşünsene. Tatlı bir görüntüsü var. Ama aşağısı kaos. Buraya bir gün ayırmanız yeterli. Yani dolu dolu bir günle hem kasabayı gezersiniz hem ne bileyim gelir alışverişinizi yaparsınız. Bakın bir sürü hediyelik eşya dükkanı var. Ve çevredeki yerleri de ziyaret etme şansınız var. Buradan işte kaç kilometre uzaklıktaydı tam hatırlamıyorum da bir göl var mesela. Tur şirketleri ona götürüyor. Ondan sonra şelale var, müzeler var, onlara götürüyorlar. Bunlar kasabadan birazcık uzaklıkta. Araç gerekebilir. Bazılarına bisikletle de gidebilirsiniz. Hatta yürüyebilirsiniz ama işte hava çok sıcak olduğu için mesela yürümeyi düşünün 2-3 kere. Yani durduk yere bir de başınıza güneş geçmesin. Ama ne bileyim uygun fiyata bir tur denk getirirseniz gidebilirsiniz. Burayı Paraçı'ya benzettim. Paraçı da böyle tam balayı mekanıydı. Burada o koku var yani. Tam böyle balayı çiftlerinin geldiği, ne bileyim sevgililerin geldiği, kafa dinlediği, manzarası güzel, tarihi. Etrafta mesela şey varmış, ilgilenen olursa şarapları meşhurmuş buranın. Şarap bağlarına gidiyor, üzüm bağlarına gidiyormuşsunuz, şarap deniyormuşsunuz vesaire. Yani yapılacak aktivite bol yani bu çevrede. Bak burada bir tane turizm acentesi var. Gelirseniz şu turları satın alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Ben hangisine gidecektim? Bir tanesine gidecektim de kapalıydı ya. Hangisiydi hatırlamıyorum. Ha şuna gidecektim ben. Şuna gidecektim kapalıydı. O yüzden vazgeçtim. Şöyle göstereyim bak burada. Satın alabileceğiniz turlar var. Gelip burada mesela fiyatları konuşabilirsiniz diyeceğim. Burada fiyatlar da yazıyor ama Aventura Park yani Macera Parkı var onun fiyatları yazıyor. Şöyle 6 dolardan başlıyor. Bayağı bir şey aktiviteye göre, gruba göre pahalılaşıyor. Bak Arnavut kaldırımlar burada bitiyor bak. Şurada bitiyor. Şuradan itibaren ziyaret edebileceğiniz turistik, tarihi kısım. Restoranların, kafelerin, hediyelik eşya dükkanlarının olduğu kısım bak mesela bu sokak. Ondan sonra burası. Şu arabaların girdiği yer, oteller, hosteller hep bu taraflarda yani genel itibariyle. Bak buradan itibaren böyle başlıyor. Buradan geriye dönüyorsunuz. Arnavut kaldırımlar bitiyor, lokal yaşantı başlıyor. Lokal hayatın olduğu. Ha yine hotel hostel var ama mesela daha uygun.
Yine restoranlar var ama lokal insanların takıldığı restoranlar, turistik yerler değil. İnsanlar burada turizmden geçiniyorlar. Ana geçim kaynakları turizm. Onun dışında tarım ve hayvancılık da var. Ama en çok parayı turizmden kaldırıyorlar. Başka ne vardı bir de? Mermer ocakları falan varmış çevrede. Madencilik faaliyetleri yürütülüyormuş. Çünkü burası dağların arasında olan bir köy. Gelir kaynakları bunlar buradaki insanların. Mesela bak şuradan girelim ara sokağa. İnsanların yaşadıkları yerleri de göstermek istiyorum sizlere. Şurada böyle seramiklerin satıldığı bir yer var ama kimse yok. Milletin bahçesine dalmayalım izinsiz. Kumarhane var burada. Burada da tur satıyorlar. Burada bir tane ufak manavımız var. Meyve sebze satıyor. Lokal restoranlar var. Bütçeniz yoksa benim önerim lokal yerde yiyip içmeniz. Burada konaklamanız. Zaten 2-3 dakika yürüme mesafesinde meydan. Küçücük bir yer burası. Panaderia. Of, mis gibi koktu be. Arepacı var burada. Akşamları çok güzel arepa arasında tavuk ya da et sandviç satıyor. Ne güzel görünüyor tatlılar ya. Hava sıcak olmasa bir tane yerdim ama şu an soğuk bir şey arıyorum. Soğuk bir şeyler içmem lazım. Kral. Burada da motor tamiri yapıyorlar. Temizlik, bakım, tamir. Böyle ufak yerlerde çok popüler oluyor motor kullanımı. Ama Kolombiya'daysanız motorlulara ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü motora iki erkeğin binmesi bazı yerlerde yasakmış. Bunun sebebi öndeki erkek sürüyor, arkadaki erkek iniyor, silahını milahını gösteriyor. Ya da tak diye elinden telefonu, kameranı, bir şeyini kapıyor. Ya da işte iniyor, bıçak gösteriyor. Soyuyor seni yani kısaca. Öyle söyleyeyim, direkt soyuyor sizi. O yüzden bazı yerlerde iki erkeğin motora binmesi yasakmış. Mesela Cali'de yasak. Görürlerse polisler, cezası var. Böyle ara sokağa girdim ama burada da bira deposu. Hoppa. It's so heavy. Okay. This road, right? Yes. Okay, gracias. To the left. To the left. To the left and there's Pozo Azul. Okay, gracias. Vale. Kaldığım hostelden bisiklet kiraladım şimdi. Saatliği 9000 peso, yani yaklaşık 2 dolar yapıyor. Söylemiştim ya, yani yakın çevrede ziyaret edilebilecek yerler var diye. Yürüyerek 30 ile 45 dakika arasında ziyaret edilebilecek 2 tane yer var. Bir tanesinin fiyatı bana çok pahalı geldi. Girişi 7 dolar dedi çocuk. Diğeri ise girişi 12.000 pesoymuş. Yani yaklaşık 2.5 dolar yapıyor. Dedim oraya gideyim ama yürüyerek gitmek istemedim. Bisikletle gitmek istedim. Bir saatlik bisiklet kiraladım. Şimdi başladım pedal basmaya. Çocuk 10 dakikaya gidersin dedi, bakalım. Pahalı olan yerde terakota evleri diye geçiyor. 7 dolar ya, 35 bin peso çok geldi bana. Adamın birisi toprağı pişire pişire evler yapmış, işte sanat eseri, onu sergiliyor ama çok pahalı geldi girişi. Biraz ucuz olsa oraya da gitmek istiyordum. Yol üstünde çünkü o da. Biraz daha bisiklet sürüp diğer yere gideceğim. Sürpriz olsun, orayı söylemeyeyim. Gittiğimizde görelim. Aslında müzeler falan vesaireler de var ama şimdi oralar daha da uzakta ve girişleri pek de hani uygun fiyatlı değil. Hani şimdi kasabada vakit geçirirsiniz, çok para da harcamazsınız, sadece restoranlara vesaire harcarsınız ama iş müzeye girmeye, tarihi yere girmeye gelince biliyorsunuz maalesef fiyatlar birazcık fazla oluyor sırt çantalı bir gezgin için. Ben de aralarından bir tanesini seçmek durumunda kaldım, o da şimdi gideceğimiz yer.
Yoldan geçerken bu evi gördüm. Baksanıza arabalara. Eski Ford ve Chevrolet'ler. Vay, çok güzel. Çok güzel görünüyor ya. Eski klasik arabalar. İçeri girebilseydik, kapalı olmasaydı ya da biri çıksaydı, biri olsaydı burada, rica ederdim bakmak için. Aa, köpek var. Oha, çok iyiymiş ya. Geldik. Hakikaten yakınmış. Okay, 12 per person. Gracias. Dostlar bakın, girişi 12.000 pesa. Şöyle parayı ödüyorsunuz. Burada böyle atıştırmalık vesaire bir şeyler de var. Şuranın arkasında bisikleti koyabileceğim bir yer vardı. Oraya koydum. Aşağı iniş yasakmış bisikletle. Geçelim bakalım aşağı ne varmış. Ne varmış, ne varmış. Evet, geldik. Buranın ismi Pozos Azul. Türkçe mavi kuyular diye çevriliyor. Azul mavi demek, pozo kuyu demek. Önce size şuradan göstermek istiyorum. Bu çevrede yanlış hatırlamıyorsam 6 tane bunun gibi göl var. Bir tanesi burası. Burası Pozo 1 diye geçiyor. Birinci kuyu diye geçiyor. Şurada ikincisi var. Şurada üçüncüsü var. Sanırım onların arka tarafında da kalanlar var diye biliyorum. Çok güzel gözüküyor ama. Hemen şu taraflar, şu tarafın arkasında da seralar var. Dedim ya size, şeyle uğraşıyorlar buradaki insanlar, bu çevredeki insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar diye. Ama tarımı bu taraflarda daha fazla yapıyorlarmış. Aa, bak kaktüslere. Bu ince ve sivri, batar böyle. Güzelmiş. Şöyle karşıda dağ manzaramız var, yemyeşil. Gölün yanına inelim. Adama sordum hangisine gideyim, hangisinin manzarası güzel dedim. Bisikleti kiraladığım abi, hostelin sahibi abiye. Birincisine gidersen dedi, güzel bir manzara yakalarsın dedi. Vaktin varsa diğerlerini de ziyaret edebilirsin ama hemen hemen aynı manzara dedi. Ben de birincisine geldim. Aa bak, ağaçların yansıması vurmuş. Hafif böyle yeşilimsi, mavimsi gibi bir rengi var gölün. Vay, bu bayağı yemyeşil ya. Oha, çok iyi. Bunun rengi çok iyiymiş ya. Bu ikincisi, bu zaten geldiğimiz, gördüğümüz birincisi. Şurada Prohibido Banearse yazıyor. Yani nasıl okunuyor bilmiyorum da. Yüzmek yasak gibi bir şey mi, ya da bir şey fırlatmayın gibi bir uyarı mı bilmiyorum. Burası da. Ha, orası bağlıymış bu arada. Şu ikisi bağlıymış. Burası da böyle bir göl. Ha, diğeri de şurada. Oraya kadar da yürümeyeceğim. Aynı zaten ya. Çok güzel bir yerdeymiş yalnız ha. Tam mangallık ha. Böyle çıs yapacağım mis. Hava karardı. Üzerine bir de serinledi. Meydanda ışıkları yakmışlar. Bütün sokaklarda ışıklar yanmış. Tatlı bir görüntüsü olmuş ha, ışıklar yanınca. Gündüzki halinden daha güzel sanki. Hava serinleyince ben de ceketi giydim ama şapkayı çıkarmadım. Güneş yok ama tarzımızı koruyalım. Bizim çocukları arıyordum. Fransız bir çiftle tanıştım da. Aynı dolmuşta geldik. Sokakta iki üç kere karşılaştık. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien. Bien. La cámara. Salud. Salud, afiyet olsun. Aa, kiliseyi açmışlar. Momento.
Şuradan kiliseyi göstereyim size. Sabah kapalıydı. Ayin var. Saul. Easy way. Saul. 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 Hard is teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ederim. Yes. Teşekkür ederim. Saul. Saul is. Saul. Teşekkür ederim. Yes. And I know just bonjour, merci, je m'appelle Burak. That's all. That's all. It's good. It's bien. Saul. No. Saul. 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 Yer otro? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Or teşekkürler. Teşekkürler. It's a short version. Teşekkürler. 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 Wow. Au revoir. Au revoir. See you. Goodbye. Goodbye. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ah, güle güle. Ah, güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. How are you? Nasılsın? 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 Nasıl? Nasıl? Sın. Sın. Nasılsın? Nasılsın? Muça ı, ı. Nasılsın? 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 Wow, baby, you are. Nasılsın? No, tienes la boca abierta para decir este. Nasılsın? In French? Comment ça va? 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 Nasılsın? Nasılsın? Bu videoluk bu kadar dostlar. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Bir beğeni bir yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim ki videolar öne çıksın, kanal büyüsün. Adios amigos diyorum kendinize. Çok iyi bakın.